Yemyeşil ormanın derinliklerinde Osman adında mütevazı bir oduncu yaşarmış. Osman her gün baltasını alır ve ailesi için yakacak odun toplamak üzere ağaçların arasına gidermiş. Hayatı basit olmasına rağmen Osman, Allah'ın cömert yarattıkları için ona şükreden dindar bir adammış. Bir öğleden sonra Osman odun destesinin tamamına yaklaşırken şırıl şırıl akan bir derenin kenarında dinlenmek için durmuş. Susuzluğunu serin ve tatlı sudan gidermek için yıpranmış ellerini kavuşturmuş. Başını kaldırdığında Osman'ın gözleri olağanüstü bir manzarayla karşılaşmış. Orada dere yatağında parlayan bir altın para varmış. Osman yakınlarda başka biri olup olmadığını görmek için hızla etrafına bakınmış. Ama yalnızmış. Değerli parayı almak için uzanmış. Allah'ın onun sıkı çalışmasının ve inancının bir ödülü olarak hediye etmiş olması gerektiğine inanıyormuş. Osman'ın parmakları suyun altındaki madeni paranın etrafında dolandığında sihirli bir şey olmuş. Para, Hüthüt adı verilen altın tüylü güzel bir kuşa dönüşmüş. Güçlü kanatlarını çırparak dere suyunun dalgalarını Osman'ın yüzüne doğru itmiş. Osman, telaşlanma, diye konuşmuş Hüthüt, yumuşak ve tatlı bir sesle. Ben Allah'ın bir elçisiyim. Dürüst ve hoşnut kalbin Yüce Allah'ı memnun etti. Bu yüzden senin karakterini test etmeme izin verdi. Osman bu konuşan kuşu duyunca çok şaşırmış. Hüthüt devam etmiş. Eğer sadece maddi bir servet düşünerek beni açgözlülükle sudan çıkarmış olsaydın, sadece bir altın para olarak kalırdım. Ama Allah'ın sana verdiği nimeti samimiyetle kabul ettiğin için muhteşem bir hediye senin olacak. Hüthüt daha sonra Osman'a gözlerini kapatmasını ve Allah'a temiz bir kalple dua etmesini söyledi. Osman tevazu ve şükranla dua ederken derenin suyunun etrafında yükseldiğini hissetti. Gözlerini açtığında oduncu ve Hüthüt artık ormanda değillerdi. Osman'ın hayal edebileceğinden çok daha zengin hazinelerle dolu, nefes kesici bir saraya taşınmışlardı. Hüthüt, bu senin ödülün, ey şükreden kişi. Dünyevi zenginlikler yerine hayatın basit nimetlerindeki güzelliği gördüğün için, hiçbir zaman erzakı eksik olmayan bu muhteşem mücevherli saray, ahirette sonsuza dek senin olacak. Osman çok sevindi ve Allah'a şükrederek dizlerinin üzerine çöktü. Bilge elçi ona, sahip olduklarımızla yetinmenin ve Allah'ın yüceliğine inanmanın geçici hazinelerden daha büyük olduğunu öğretti. O harikulade günden itibaren Osman alçak gönüllü, sabır ve şükür dolu bir kalple yaşadı. Allah'ın lütfuyla ebedi cennette nihai ödülün kendisini beklediğini biliyordu.